Adilge çocuğundan yara almış anneler babalar var. Ee, onların halini yarasını anlamamız çok zor çünkü orada bir mağduriyet var. Kiminde istismar, kiminde başka bir şey var falan. Onları bir kenara koyarak bir taraftan da Müge'nin dediği ve senin anlattığın Hı. gibi öyle de anne baba olunmuyor. Yani onu bir ticari bir meta olarak görerek evliliği devam ettiren bir şey olarak görüp çok. Arada çok da hmm. keskin bir çizgi var. Yani hmm. bir ünlüden yaparsan, çok az evli kalsan da o tazminatla krallar Yıllarca gibi yaşarsın. alırsın paranın kafası. O kapısı. iş insanından yaparsan. Yani ne yazık ki ve ne yazık ki kulaklarım ve gözlerim şahit oldu bu kadar meslek hayatım içinde bu sebeple yapmaya kalkanlara. Kimi bunu başardı, kimi başaramadı. Evet. Çünkü adam uyandı. Bir hmm. tane örnekte de. Hmm. Evet. Sen bana başka türlü geliyorsun dedi. Orada evet. noktayı koydu. Evet. Ama yani. zansız, mesela erkeklerin böyle durumlarda bakış açısı çok belli. Mesela günün sonunda yine kadını yaralayan bir şey. Biliyor ki o çocuğu e, onun popüleritesi, şöhreti, parası için yaptığı ve yapacak kısmını biliyor. Yani ben de böyle kadınları anlamıyorum senin dediğin evet. gibi. Ya niye kendini bu duruma düşürürsün? Çünkü <laughs> senin yapacağın çocuk neden yaptığını karşı taraf biliyor. Oysa ki kadın değerlidir diyoruz ya. Evet şimdi konunun tamamıyla dışında geçenlerde Cem Yılmaz gösterisinde size iki gün önce de söyledik. Şöyle bir şey anlattı şöyle bir hikayesini anlatıyor. Geçenlerde oğlum Kemal bana geldi dedi ki. Baba internette bir haber gördüm. Senin 20 milyon dolar servetin varmış doğru mu? Cem Yılmaz oğluna ne demiş biliyor musun? Aman oğlum annene gösterme. Çünkü aralarındaki nafaka ve tazminat olayı yaklaşık böyle 12-13 yıldan bu yana hiç bitmiyor. Ediyor da ediyor, devam ediyor da ediyor. Yani bunun esprisi de olmasaydı keşke ama tabii bir yaşayan bilir onu da Cem bilir diyelim. Esprisi de <laughs> evet. o, da, o da onun da şeyi zor. Yani evet, her zaman evet. kadının yanında dururum ama 20 aylık bir evliliğin ki. ardından böyle maddi manevi bir ömür boyu devam ettirecek nafakalar çok yüksek tazminatlar gayrimenkul kiraları falan filan Orası da biraz tartışmaya açık. Evet, maddi evet. sömürünün dışında çocuk çocuk üzerinden maddi sömürü diye bakıyoruz ama bir yandan manevi sömür de çok fazla. Yani kendi hayallerini çocuğu üzerinden gerçekleştirmeye çalışan aileler hem anneler hem babalar yapmak istediklerini yapamayıp çocuğa ne istediğini hiç sormadan sen bunu ol bunu yap bunu yaşa çünkü kendi yaşayamamış. İşte helikopter anne baba dediğimiz şeyler. Ha, evet. Yani e, çocuklar sizin e, kendi bedeninizin ruhunuzun bir parçası bir uzantısı değil. Onlar ayrı birer birer. Şeyler. Dolayısıyla kendi hayatları, kendi arzuları var. Bunu da kabullenmek çok önemli. Tabii. Yani Şimdi, e, gerçekten e, bazen en büyük sorunlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar e, bir nasıl diyeyim? prototip e, Ahmet, prototip Zeynep yaratmaya çalışıyorlar kendilerinden. Evet, evet. E, bu da çok sağlıklı. Evet. Hiç, hiç, Şimdi hiç, hiç, güzel oy, bir oy, oy, oy. habere gidelim. Gonca Vusateri kızı Asya'ya 5,5-6 aylık hamile. Bir baskı vardı. Üzerinde. Sonunda o beklediğimiz yani karnı yerde, burnunda mi? büyüyor işte niye evlenmiyor? Dedi ki e, müstakbel eşim dedi bebeğimin babası Ankara'da bir devlet memuru ben yakında açıklayacağım dedi. Açıkladı. Bakın. Eminim herkes rahatlamıştır şu anda bu haberin <laughs> üzerine. Çünkü Gonca neden evlenmedi? Gonca'nın kocası memur Levent Bey kim? Ne zaman fotoğraf paylaşacaklar? Yediniz hem Gonca'yı hem de tabii ki bizim için de bu malzeme. Ve sonunda e, ee, Levent şimdi, Bey le bir tabii, kare. Çok... Şöyle bir şey konuşulur Yelda. da Ünlü kişi hamile. Evet, evet. E, bebeğin babası merak edersin. Evet evet. E, niye niye evlenmediler tabii, şu ana kadar da dersin. Peki sen... Bu stil çok iyi anlıyorsun. Estağfurullah. Sen bir şeyi değerlendir bir Gonca'nın Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin nikah masasına oturdular. Ee, beyefendinin ayakkabısından tepeden tırnağa bir incele. Ee, hey, Müke şöyle bir şey var biliyor musun? Gonca tam aslında ruh haline, karakterine uygun bir kombinle karşılaştı. yazıyı alabilir miyiz? E, tam, bir fotoğrafı tamamıyla görebilir miyiz Yaşar? Hani boydan. Evet. Ha. Ya şimdi aslında burada da böyle onun stili nasıl, e, değil mi? Aydilge yorumlayalım. <laughs> Çünkü saten bir pijama giymiş bir kere. Bu bir pijama. Pijama <laughs> üzerine üzerine orjinal olmayan kürk bir şey giymiş, mont giymiş. Şimdi burada Gonca diyor ki. Ya çok anlam yüklüyorsunuz şu düğün derdek işlerine, şu evlilik evet, işlerine. Evet. Benim için mevzu düğün dernek değil, benim için eşi olan Levent Bey'e duyduğu sevgi ve e, hayalleri. Yani aslında bu kıyafette el, hiç umurunda değil Bak, amcanım. Ben ailece <laughs> sanki senin de tarzın buraya yakın gibi. <laughs> E, tabii ki üstüne gerçek bir şey giymeyecek. Hayvanseverliğiyle evet, tamamlıyor. Evet evet Zaten... bir sempatik buldum da. Levent Bey'in ayakkabılarına, <laughs> ayakkabı tabanlarına. Çok moda ama ee... iyi onlar. Moda. Biraz yani şimdi takıldım. böyle e... E, görebilir miyiz tam e, takımı Kalınlığına mı, beyazlığına mı, spor ayakkabı oluşuna mı? Kalınlığına ve beyazlığına, spor olmasına takılmadım. Çok hatta böyle takım erkekler giyiyor ya e, takım kıyafetlerin hmm. altına evet. spor ayakkabı. Çok havalı buluyorum. Ama burada bir e şey kalın olması aslında beyaz olmasaydı onun e, boyunu uzatmak adına böyle bir kalın. E spor ayakkabı tercih etmediği gibi bir cümle kurmazdık. Yani erkeklerde böyle biraz boy sorunu oluyor, sıkıntısı da oluyor. O beyaz çok göze batırmış evet. o kalınlığı. Ama şeyi beğendim. Ama rengi takım? Gonca'nın e, kıyafeti beğendim. Beğendin mi? Gonca'nın kıyafeti. Yani çünkü o Gonca. <laughs> yani ha. kalkıp böyle bir klasik gelinlik giyseydi hoppala yani, onun onun tarzına uymuyor diyecektik. Ama Gonca burada özel bir şey yapmamış. Damadın e, silini ne diyorsunuz siz daha havalı olmak için styling'ini? Evet, damadın <laughs> styling'i ya da damanı ben de bugün bakar mısın bu şeylerle? Bana, <laughs> ekip diyor. Styling. Ekip diyor ki çok şişman, o kalın gösterir hani kalın olduğu, olduğu, için, olduğu için, günlü olduğu için. Ama şey var mesela damat da Aydilge Müge kahverengi takım seçmiş. Böyle kahverengiyi çok görmeyiz. Hmm. Çok seçmez erkekler. Damatlık kıyafet. Ha. Kahve. Ama zaten hayatım bak şöyle bir dönem yaşıyoruz. Kahvet Gelinler, onu. Gelinlikler eskisi gibi gelinlik değil. Damatlıklar isteyen istediğini giyiyor. Bir de Kahve. bir, hani bir nikah dairesine aslında sadeleri uygun. Değil mi nikah dairesine böyle foş 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 falan gidilmez. Ya dediğin gibi sadelikleri ama burada bence Gonca'nın kıyafetini zaten bir özel seçilmiş bir kıyafet kafasıyla değil. Gonca'nın bir tarzı var. Gonca bence ironi de yapıyor evet, biraz. Senin dediğiniz yani. gibi çok şey var. Biraz tiye alıyor. Hani tiyi siz alıyor. çok üstüme geldiniz. Çok beklediniz. Bizde beklediniz. sorun oldu ha, diyor. Ben de um çok doğru değil Alın ben size diyor. Pijamamla geldim. Hani benim için çünkü önemli olan hani evlendiğim insanla mutlu olmak, düğün dernek değil Tabii. meselesi o O biraz. noktaya getiriyor. Aynen tiye evet, alıyor. Evet, evet, yani aynen. yorumlar onu linç ediyor. Satırlarında olduğu gibi özellikle kadınlardan gelen yorumlara dikkat etmiş. Ama işte önemli olan Size gelen eleştiri acı tatlı büyük küçük orta dereceli tiyi almak siz kendinizle dalga evet. geçerseniz milletle bir süre sonra o Onu şeytanlar şeyi. küçük büyük şeytanlar da yelkenleri suya indiriyorlar. Evet. Başka bir anne babaya gidelim. Aslında başka anne babalara gidelim. Eee Aydige bir de şöyle bir şey başladı. Kimi evladını işte Yurt dışında doğum yani anne hmm. yurt dışında doğum yapmak istiyor çünkü diyor ki çocuğum işte Amerikan vatandaşı olsun Kanada vatandaşı olsun. Hmm. Kimi de diyor İkenler. ki bebeğim yerli ve milli olacak hmm. diyor. Şimdi o habere gidelim sana bu konudaki fikrini soralım.